Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 galibiyet alarak genel sıralamada lider konumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Superbike tarihinin üst üste yarış kazanma rekorunu Jonathan Rea ve Alvaro Busta'nın elinden almak istiyor. Genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdüren milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle çok mutluyuz çünkü rakiplerimiz aslında birazcık sinir bozucu oluyoruz ama ben kendi açımdan söyleyeyim, çok mutluyum üst üste yarış kazanmaktan. Çünkü BMW ile çok büyük bir hedef koyduk kendimize. Yani BMW bugüne kadar biliyorsunuz yarışı kazanamayan bir markaydı. Özellikle son 6 senedir hep 10. ve 8. bitiren bir markaydı. Ve şimdi tamamen farklı bir yerlerdeler. Ve tabii ki de BMW sayesinde benim de ismim ve tanınırlık açısından çok farklı bir yerlere gitti. Yani bugüne kadar BMW'yi kimse birinciliğe taşıyamamıştı. Ve biz o şanslı kişi olduk diyebilirim. Yani şimdi BMW tamamen farklı bir level'da. Bizler aslında tamamen tanınırlık açısından farklı bir yere geldik. Ve inşallah böyle devam eder. Çünkü hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Tabii ki de ilk sene değildi. BMW'li ilk senemizde sadece bir öğrenme yılı diye düşünüyorduk ama yarışları kazanmaya başladıktan sonra hedefi tamamen artık dünya şampiyonluğuna çevirdik. Yani ilk seneden dünya şampiyonu olmak bambaşka bir şey olacak. İnşallah. Tabii ki de şu an emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah dünya şampiyonu oluruz. Haftadan daha yarışımız kaldı. Şimdi 2 hafta sonra Portekiz'de yarışımız var. Önemli olan benim için aslında şu an bu senenin içinde en büyük hedefimiz 12 tane yarışı üst üste kazanmak. Şu an 10 tane yarış kazandık. Eğer 2 tane daha yarış kazanırsak yeni bir rekor kırmış oluyoruz. Üst üste 12 yarış kazanarak. Yani şu an en büyük hedefim o. Daha sonraki hedefim tekrardan dünya şampiyonluğuna hedefi çevireceğiz. Yani şu an her şey yolunda gittiği için rahatlıkla hareket edebiliyoruz. Özellikle motorun üstünde. Çünkü puan durumunda da gerçekten büyük bir fark var. İnşallah böyle devam ettiririz ve rahat bir şampiyonluk kazanırız. Çünkü 2021'e baktığımızda 2021 yılında son yarışımda dünya şampiyonluğunu elde etmiştim. Gerçekten çok stresliydi. İnşallah bu biraz daha rahat olur. Ve şu an tabii ki de öyle gözüküyor. Sadece hata yapmadan motosiklet sürmemiz lazım.